Şimdi koroner arter hastalığı başladığı zaman başlangıçta hiçbir semptom vermeyebilir. Yani sizde hiçbir şikayete neden olmayabilir. Ancak bu darlık ilerledikçe, hani biraz önce söylediğim koroner arterlerin iç yüzüne doğru o tıkanıklık ilerledikçe, bu durumda o koroner arterlerdeki daralmaya bağlı olarak, kısmi veya darlığın tam olmasına bağlı olarak kişide şikayetler başlıyor. Ve burada da en önemli şikayet göğüs ağrısı. Bizim angina pectoris dediğimiz göğüs ağrısı, yani bu ne demek? Her göğüs ağrısı kalp hastalığı olduğu anlamını taşımıyor. Ağrının karakteri çok önemli. Nasıl bir ağrı bize acaba bu hastada koroner arter hastalığı vardır dedirtir? Örneğin eğer hasta geldiğinde göğsümün üzerinde baskı hissediyorum diyorsa bu önemli. Ya da yanma oluyor göğsümde diyorsa bu da bizim için önemli. Bu baskı var, yanma var, ağırlık hissi var. Yani sanki göğsümün üzerinde bir yük varmış gibi bir histen yakınıyorsa bu önemli, ya da sıkışma oluyor diyorsa bunlar bizim için koroner arter hastalığı açısından çok önemli şikayetler. Örneğin hasta size diyorsa ki göğsüme iğne batıyor, bıçak saplanıyor. Bu durumda biz koroner arter hastalığından şüphelenmeyiz. Ya da eğer hasta ağrısını lokalize edebiliyorsa, yani size diyorsa ki buram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrıyor, parmağıyla ağrıyı gösterebiliyorsa bundan da biz rahatsız olmayız. O durumda koroner arter hastalığından şüphelenmeyiz. Koroner arter hastalığı ağrının yerini lokalize edemez. Yaygın ağrıdan bahseder. Biraz önce söylediğim vasıfta ağrılardan şikayet eder. Ağrısı yayılır, yayılabilir. Nerelere yayılabilir? Omuzlarına yayılabilir, kollarına yayılabilir, sırtına yayılabilir, mide bölgesine ve alt çeneye yayılabilir. Bizde bir kuraldır: eğer bir göğüs ağrısı üst çeneye yayılıyorsa ya da göbeğin altına yayılıyorsa biz bu durumda koroner arter hastalığından şüphelenmeyiz. Ama bazen bazı kalp krizlerinde olduğu gibi ağrı mide bölgesinden de başlayıp yukarıya doğru yayılım gösterebiliyor. Göğüs ağrısı bizim için önemli. Yani koroner arter hastalığında gerçekten bizim için en önemli semptom. Ancak bazen hastalar göğüs ağrısıyla değil de nefes darlığıyla da gelebiliyor. Bu da bizim için bir ipucu olabiliyor. Bazı hastalar, ki özellikle yaşlı hastalarda, özellikle diyabetik hastalarda, özellikle polinöropatisi olan, yani sinir uçlarında bozukluğu olan hastalarda ya da bazen alkolik hastalarda hiçbir semptom olmadan sessiz miyokard infarktüsü gelişebiliyor. Ya da daha atipik şikayetlerle hasta gelebiliyor. Örneğin bayılma ya da baygınlıkla gelebiliyor. Ya da çarpıntı şikayetiyle de hasta bize gelebiliyor. Ancak en sık karşılaştığımız şikayet göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Koroner arter hastalığının ortaya çıkış şekilleri nelerdir? Koroner arter hastalığında bu darlığın miktarına bağlı olarak, darlığın ciddiyetine bağlı olarak bizim kararlı anjina dediğimiz şekilde olabiliyor. Bu ne demek? Biraz önce anlattığım, ifade ettiğim göğüs ağrısı eforla meydana geliyor. Yani hasta yorulduğunda meydana gelebilir. Bunu hasta size ifade ederken, düz yolda yürürken göğüs ağrım oluyor da diyebilir. Ya da bazı hastalar düz yolda hiçbir şikayetim yok ama azıcık rampaya vurduğumda göğsüm ağrıyor diyebilir. Ya da düz yolda bir şikayetim olmuyor ama merdiven çıktığım zaman göğsüm ağrıyor diyebilir. Bu darlığın ciddiyetine bağlı olarak bazı hastalar bir kat merdiveni çıkamıyorum der. Bazı hastalar iki katı çıkabiliyorum der. Bu darlığın derecesine göre şikayetleri de değişebilir. Bazı hastalarda der ki buradan oraya giderken, yani bir 100 metre bile yürüyemiyorum, göğsümde ağrı hissediyorum diyebilir. Bazen ağır yemekten sonra göğüs ağrısı olabilir bu kararlı anjina dediğimiz durumdaki hastalarda. Bazen de stresle beraber hasta göğüs ağrısından yakınabilir ya da soğuk havada soğuğa karşı yürüdüğünde de aynı şekilde göğüs ağrısı olabilir. Bu ağrı 5 ila 15 dakika arasında sürer ve hasta
ağrısı olduğu için yorulduğunda veya efor yaptığında ağrısı olduğu için dinlenme ihtiyacı hisseder. Yani ağrısı olduğu zaman durur, bir süre dinlenir, ondan sonra tekrar yürümeye devam edebilir. Hatta bazı hastalar vardır ki bu ağrıları olduğu zaman bildiği için kendi yürüyüşlerini de kısıtlayabilirler. Yani daha yavaş yürürler. Merdivenlere daha yavaş yavaş çıkabilirler. Kendilerini o ağrıya göre ayarlayabilirler. Daha ciddi olan durumlarda minimal eforla hastada göğüs ağrısı olabilir. Ya da hasta istirahat sırasında da göğüs ağrısı hissedebilir ki buna biz kararsız anjina diyoruz. Bu özellikle kalp krizi için öncesinde daha sinyal verici olabiliyor. Yani bu durumun daha ciddi olduğunun bir göstergesi aslında. Bu hastaların ağrıları 15 dakikadan daha uzun sürer. Daha ciddi ağrılardır. Bunun bir ötesi kalp krizi. Yani bu dar olan bölgeye pıhtı oturduğu zaman hasta kalp kriziyle başvurabilir. Kalp kriziyle gelen hastalarda da ağrının hem ciddiyeti daha fazladır, şiddeti daha fazladır, hem de süresi daha uzundur. Bu biraz önce söylediğim gibi ağrı yayılabilir. Hatta bazı tip kalp krizinde mide bölgesinden başlayıp yukarıya doğru da yayılım gösterebilir kalp krizinde. Onun için bu hastalar sanki acaba mide kanaması mı geçiriyorum ya da ülser mi var gibi şüphelenilebilir ama EKG çekildiği zaman hastada kalp krizi olduğunu görebiliriz. Bu hastalarda bazen kalp kriziyle beraber bulantı, kusma olabilir ya da hasta ölüm korkusuyla da bize yani eşlik eden semptom olarak gelebilir. Bunun dışında bazı hastalar kalp yetmezliğiyle de gelebiliyor. Yani hasta örneğin biraz önce söylediğim gibi bu koroner arter hastalarında sessiz kalp krizi de geçirebilir ya da sessiz olarak bir takım olayları yaşamış da olabilir. Diyabetikler, yaşlı hastalarda, alkoliklerde olduğu gibi. Bu durumda koroner arterlerin tıkanmasına bağlı olarak o tıkanıklığın yani o damarın beslediği bölgede kasılma fonksiyonu bozulacağı için hasta bize kalp yetmezliğiyle de gelebilir. Ya da bu kalp krizi geçiren hastalarda aslında yaklaşık 20 dakikada hücre ölümü başlıyor. Özellikle ilk 12 saat hasta açısından oldukça riskli. Yani bu 12 saat içinde hasta bize başvurmazsa ya da hani bir takım nedenlerle biz o damarı açamazsak bu durumda hücre ölümü kalıcı hale gelirse gene hasta kalp yetmezliğiyle bize başvurabiliyor. Bazen hastalarda ciddi aritmiler ortaya çıkabiliyor ki bu da sonuçta ani kardiyak ölümle sonuçlanabiliyor. Yani bizim hayati dediğimiz bir ritim problemi vardır. Bu ventriküler fibrilasyon dediğimiz durum ki bu ani kardiyak ölümlerin aslında en sık sebebidir. Hani hep duyarız işte hasta kalp krizi geçirdi, yolda giderken öldü ya da hasta kalp krizi geçirdi, yatağında ölü bulundu. İşte bunların en büyük sebebi bu ciddi aritmilerdir. Hasta o sırada aslında hastanede olsa biz elektroşok tedavisiyle hastayı hayata döndürebiliriz. Ancak bu yaşamla bağdaşmayan bir ritim problemi. O nedenle koroner arter hastalığı bazen bize ani kardiyak ölüm şeklinde de dönüşerek başvurabiliyor.